başkanlarım, değerli sekreterim, muhasibim, çok değerli ilçe başkanlarım, partimize gönül vermiş değerli misafirler, konuklar, basınımızın çok değerli mensupları. Hepiniz bu belediye başkan adayı tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. Biz yeşil ile mavisi koyun koyuna kucaklaşmış bu güzel coğrafyayı güler yüzlü insanların yaşadığı bir cennet köşesi yapmak için geliyoruz. Bu kutlu yolda ülkemize hizmeti kendisine ilke edinmiş genç, dinamik, değerli belediye başkan adayımızı sizlere takdim etmeyi kıymetli başkanım İsa Maral başkanımıza bırakırken Ünye'de bu yarışa katılan tüm belediye başkan adaylarına ve özellikle genç adayımıza başarılar diler, hepinize saygılar sunarım. Buyurun. Çok değerli basın mensupları, çok değerli ilçe başkanları, İYİ Parti'nin yöneticileri, değerli yöneticileri, çok değerli üyeler. Tabii uzunca bir süredir Türkiye çalkantı halinde. Ne yazık ki tek adam yönetimini onca çabamıza rağmen referandumda durduramadık. Tabii Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğe olan aşkı, demokrasi tarihi, demokrasi geçmişi bunları tabii ki yenecektir. İleride yenecek. Emirle görevden alındığı, çeşitli kutlar takıldığı, hatta muhalefet belediyelerindeki belediyelerin daimi elemanları gibi çalışan müfettişlerin de baskısını, yapılacak olan yatırımlara olan muhalefetini de göze alarak bu cesareti gösterdiği için hem kendisini candan kutluyorum ve başarılar diliyorum. Büyük inşallah kazanacağız. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Değerli ilçe başkanlarım, çok kıymetli misafirler, değerli medya temsilcileri. Tabii medya temsilcileri arkadaşlarla ben parti kuruluşundan bu yana beraber çalışıyoruz. Arkadaşlarımı gördükten sonra daha fazla rahatladım. Kendime güvenim daha da arttı. Çünkü bizler bu yola, hepsi genç insanlar, onları temsil etmek için çıktık. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca beni bu göreve layık gören hem İYİ Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarına benim adaylığım açıklandığı süreden itibaren gerek sosyal medya üzerinden gerekse bizlere bizzatihi ulaşarak mutluluklarını, heyecanlarını ve karşılıksız desteklerini bizlere ileten tüm değerli üyeli hemşehrilerime bu vesileyle teşekkürlerimi tekrar iletmek istiyorum. Beni her daim destekleyen, ülkemize ve üyemize hizmet etme konusunda cesaretlendiren, yüreklendiren, bana paylaşma kültürünü, bu toplumun ortak değerlerini öğreten aileme, anneme, eşime ve babama da buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, genel siyaseti sevgili başkanlarım gayet güzel izah ettiler. Biz bir yerel seçim yöneteceğiz. Biz şehrin daha çok yapısal problemleriyle ilgileneceğimiz için bu seçim kampanyası döneminde de biz çok fazla genel siyaset yapmayacağız. Bizim hedefimiz
insanların kalplerine dokunabilmek, onların yüreklerine dokunabilmek ve onların önlerindeki yaşadıkları bu son dönemdeki kaoslar, son dönemde yaşadıkları engelleri kaldırabilmek. O yüzden de çok farklı bir belediye anlayışıyla hareket edeceğiz. Şimdi sizlere biraz da kendi geçmişimden, özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. Ben 1981 senesinde Ünye'de dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimimi Ünye'de tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kurumsal bir firmamızın bünyesinde Libya'da Sirt Ajdabyah sahil yolunda altyapı ve asfalt projelerinde görev aldım. Daha sonra yine bir mağazalar zincirinin Adana bölgesindeki inşaat ve yapım işlerini üstlendim. Bu konularda birçok tecrübeler edindik, birçok çevreler edindik ve yaşadığımız şehirlerin kendi gelişim süreçlerini takip ettik. Mesela ben Adana'da yaşadığım dönemde Adana'da beni en çok etkileyen şey belediyecilik anlamında o parklarıydı. Doğa parkıydı, doğal parkıydı. İnsanların bir nefes, bir adım ötesinde çıkıp günlük streslerini, hayatlarında yaşadıkları problemlerini unutabilecekleri ve kendilerini biraz daha sosyal çevreden soyutlayabilecekleri o parkları gördükten sonra benim aklıma geldi, o zamandan beridir Ünye için güzel bir park mahalleler arasında insanların bir adımda ulaşabilecekleri ve yeşille el ele kol kola yaşayabilecekleri parklar inşa etmek istiyorduk. Tabii bunları da kendi projelerimizin arasına koyduk. Değerli arkadaşlar, şehirler manevi sütunlar üzerinde yükselirler. Ancak şehirlere değer katan paydaşlarıdır. Yani bu şehrin yaşayan, bu şehirde aynı dertleri, aynı tasaları paylaşan insanların katkılarıdır. Bu vesileyle bugüne kadar bu şehre bir çivi dahi çakmış olan bütün yöneticilerime ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Her birine bu mücadelelerinde, bu insanlar için yaptıkları bu mücadelelerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ancak gerek altyapı, gerekse şehir planlamasında ve özellikle sosyal hayatı etkileyen bir takım aktivitelerde gördüğümüz birçok aksaklıklardan dolayı biz bu göreve talip olduk. Allah nasip ederse ki öyle güzel bir arkadaş çevremiz, öyle güzel bir teşkilatımız var ki benim en ufak bir şüphem yok. Bizler Ünye'nin önündeki engelleri aşacağız ve insanlarımızı kendi hayal ettiğimiz Ünye ile kucaklaştıracağız. 21. yüzyıl dünyanın değiştiği, geliştiği ve gelişim süreçlerinin sürekli ve sürekli devam ettiği bir yüzyıl. Dünyada hiçbir dönem yok ki 21. yüzyılda ya da bizim yaşadığımız bu çağdaki kadar gelişim ve değişim olsun. Dolayısıyla bizim belediyelerimizin de bu değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmeleri ve 21. yüzyılın problemlerini 20. yüzyılın bakış açısıyla değil de daha çok dünyaya entegre olmuş ve son dönemin yöntemleriyle çözebilecek belediyeler haline gelmeleri için mücadele veriyoruz. Ve bizim projelerimizden biz bir proje katılım toplantısı yapıp orada bahsedeceğiz. Fakat projelerimizin amacı sosyal belediyecilik projeleri dediğimiz bir takım yeni düzenlemelerimizle beraber bu şehri 21. yüzyıla çağdaş medeniyet seviyesinin ulaştığı 21. yüzyıla taşıyacak. Aynı zamanda bizlerin manevi kültürünü, bizlerin tarihini
bizlerin aile yapılarında göz önünde bulunduracak şekilde yeniden tasarlayacağız ve yeniden yapılandıracağız. Ben buraya geldiğiniz ve bizi bu toplantıda yalnız bırakmadığınız için her birinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yola çıktık. Allah bize bu yolda hayırlı, uğurlu sonuçlar almayı nasip etsin inşallah. Teşekkür ederim.